Merhaba arkadaşlar. Şimdi değişik bir tarif deneyeceğim. İnternette gördüğüm. Onun için şöyle şehriye mezesi, salatası gibi bir şey yapacağım. Şehriyeyi kavurdum. Bir bardak. Kavurduktan sonra üzerine şöyle bir avuç bile değil, bir kaşık kadar tel şehriye attım. Onu kavurmadan direkt suyunu ilave ettim. İki bardak su koydum. Tuz koydum. Güzelce pişirdim. Şimdi bu sıcak hala. Kapattım. Bu ılıyacak. Biraz bu ılıyana kadar diğer malzemelerini hazırlayacağım salatanın. Burada bir avuç dereotum, bir avuç maydanozum var. Bunları güzelce yıkadım. Bu kapta hepsini karıştıracağım. Başka ne kullanacağım? Mayonez kullanacağım. Bir paket, bir kutu. Ton balığı kullanacağım. Krem peynir kullanacağım. 1-2 kaşık kadar. Bende şunlar var şu an. Yoğurt kullanacağım. Turşu kullanacağım. Şimdi bunların hepsini karıştıracağız. Önce yeşilliklerimi doğrayarak başlayayım. Değişik olacak. Bunun tavuklusu da oluyormuş. Ton balıklısı da. Ben ton balıklı yapacağım. Çünkü evde ton balığım vardı. Şimdi şu büyük sapları ben pek sevmiyorum. Şu büyük saplarını alıyorum öncelikle. Kalanını doğrayacağım. Şu yeşilliklerini atmayalım. Öncelikle yeşilliği. Bir çay bardağı da yapabilirsiniz. Ben bir su bardağı kadar yaptım. Çünkü dayımlara uzatıyorum birer tabak. Onlar da böyle değişik bir şey yaptığım zaman, benim üst katta iki tane dayım oturuyor. Onlara da uzattığım için iki kişilik değil de daha fazla yapıyorum. Üçe bölüyorum. Böyle değişik tarifler yaptığım zaman. O yüzden bir su bardağı kullandım. Arpa şehriyeyi. Tel şehriye koyulmuyor aslında ama ben koydum ekstra donumu. Değişik olsun diye. Yeşilliğim hazır. Şimdi hemen aynı yerde turşu doğrayacağım. Az önce yengem turşu göndermiş. Hemen onun gönderdiği turşudan doğrayacağım. Yedim turşuyu. O kadar güzel ki çıtır çıtır, çok lezzetliydi. Acı da değil. Tam bana göre şöyle 3-4 tane hemen ayaküstü çerez gibi yedim. Çok hoşuma gitti. Şöyle salatalık turşusu. Bunun içerisine mısır da kullanacağız. İçine değil, üstüne ya da içine de koyabilirsiniz. Ama benim mısırım şu an buzlukta. Hazır paket mısırlardan var. Şimdi hemen kettle'a biraz su koyacağım. Buzluktan bir avuç mısırımı da alıp kettle'da ısıttığım sıcak suyun içerisine ilave edeceğim. O da orada yumuşasın. Hani pişirmeye gerek yok. Evet, turşumu da koyuyorum. Şimdi ton balığımı da süzeyim. Yağını süzdüreceğim komple. Ton balığını da içine koydum. Şimdi krem peynirlere geçiyorum. Krem peynirler daha, yani şöyle 2-3 kaşık koyulabilir. Ama bende şu an bunlar var sadece. O yüzden bu kadar koyuyorum. Nerede kaşığım? Yine aynı kaşıkla krem peynirimi de.
ilave ettim. Hemen temizleyelim şurayı. Mayonez. Mayonezi de bol kullanacağım. Şöyle ağzını açıyorum iyice. Şehriyem çok olduğu için mayonezim de bitmiş zaten. Hepsini koyuyorum. Mayonezi de koyduk. Şimdi yoğurt koyacağım. Yoğurdumu da açtım. Şöyle bir ne biri yani, burada bayağı yoğurt var. Şöyle bolca dolu dolu yoğurdumu da koydum. Tuz. Biraz karabiber. Yoğurtla karabiberi ben niyeyse çok yakıştırıyorum. Çok böyle hoşuma gidiyor. Bunları da koyduk. Şimdi mısırımı hazırlayıp geliyorum. Şöyle dondurucudan şu mısırdan tabağımı alacağım. Kaseme. Şöyle bol koydum, onu da yakışıyor çünkü. Üzerine sıcak su koyuyorum. Hemen birkaç dakika bekleteceğim. Buzu çözüldükten sonra süzüp salatamı ilave edeceğim. Öyle ekstra kaynatıp şey yapmıyorum. Ben bu şekilde hazırlıyorum mısırımı. Pratik. Şimdi şehriyemi de ilave edeceğim artık. Önce bunları bir karıştırayım. Şöyle bile yenir. Çok lezzetli oldu. Ton balığı yerine tavuk haşlanıp küp küp doğranmış tavuk göğsü de konulabiliyor. Harika oluyor. Üzerine bunun içerisine közlenmiş biber de koyuyorlar. Öyle de çok güzel oluyor. Şimdi buna şehriyemi de ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Çok güzel. Harika. Mısırımı da süzdüm. Yarısını içine ilave ediyorum. Yarısını da üstünü süslemek için ayırdım. Gerçekten harika. Ya da bunu da koyayım, hepsini karıştırayım. Şimdi bunlardan da hemen ılık ılık yukarı çıkaracağım. Ama tadı harika oldu. Kesinlikle deneyin. Tavsiye ederim. Şöyle bize afiyet olsun. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.